Ve memurun gözü, kulağı, emekliliğinde aynı zamanda genel kurulda görüşülmesi beklenen kanun teklifinde. Peki zam paketi ne zaman genel kurulda görüşülecek? Zamlı maaşlar ne zaman yatırılacak? Detaylar haberimizde. Emeklinin de memurun da gözü mecliste. Zam paketi görüşmelerine Salı günü Meclis Genel Kurulu'nda başlanacak. Zam paketinde SSK, Bağkur memur emeklisine yılın ikinci yarısında uygulanacak zam oranı refah payı eklenerek %25 olarak belirlendi. Kanun teklifiyle en düşük memur maaşı 22 bin liraya çıkartılacak. Teklifle memura 8 bin lira seyyanen zam da öngörülüyor. En düşük emekli aylığı yılbaşına kadar 7500 lira olarak uygulanmaya devam edecek. %25'lik zam emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Kök aylığı 5000 lira ve altında kalanların emekli aylıkları Temmuz ayından sonra da 7500 lira olarak ödenmeye devam edecek. Peki zamlı maaşlar ne zaman yatırılacak? Memur ve emekliler zamlı maaş ve aylıklarını 15 Temmuz'dan itibaren alacak. Zam 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girdiği için memurlara 14 günlük farkla yatırılacak. Fark ek bordro olarak yansıyacak. SSK, Bağkur emeklileri de 17 ile 28 Temmuz arasında aylıklarını alacak. Memur emeklisi Temmuz aylığını 1 ile 5'i arasında aldı. Burada oluşan zam farkı SGK tarafından duyurulacak tarihte yatacak. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi kapsamında aylık bağlanan ya da Mart-Nisan'da başvuru yapıp bekleyen herkes Temmuz zamı refah payı artışından yararlanacak. Seyyanen zam memurların emekli ikramiyesinde veya işçilerin kıdem tazminatı tavanı hesabında dikkate alınmayacak.